harcanacak. Yine güç harcanıyor orada. Ama bak sonuçta kazanmak için ne yapmak lazım? Risk atmak lazım. Aşağıya inmek lazım. Kasmaktan çekmek lazım. Karşındaki rakibini, eğer ki rakibin ağır bir rakipse, kasmaktan onu çekerek dizletip kaldırmak lazım ve ara vermeden bu tempoyu yaparsan rakibini bastırabilirsin ve bariz üstünlüğü sağlayabilirsin. Mesela şu an Ali Altun'a hemen bir ihtar verilebilir. Çünkü paçalara dalmaya çalışıyor ve Ali Altun'la kontrol ataktan şu an hamletini yapmaya çalışıyor sevgili seyirciler. Güreş ve sırt üstü getirdiği rakibi Ali Altun'un güreş oldu. Net bir galibiyet yaşadı. Sırt aşağı yeniş oldu. Türk, evet. Sırt aşağı yeniş bu. Tereddütsüz bir yeniş. Ali Altun onun da farkında ama ondan önceki pozisyonla ben puan aldım. Bak şeydi, o itiraz eder gibi hakeme bir şey söylemek istedi. Evet. Oydu ama puan orada yok. Puan yoktu. Tabii ki de. Orada puanı alması için arkaya geçer geçmez rakibine sıkı bindirmesi gerekiyordu ki evet bariz net bir şekilde üstünlüğünü göstermektir puan almak. Yani bir hakimiyetin bir ağırlığı var. Değil tabii, mi şimdi hakimiyet? Yarım ekim candan yarım hoca dinlemeder diye bir söz var. Dolayısıyla çok da o pozisyonları cıvıtmadan elin boğazına yapışıp arkasına donanması çok gücünü kullanmaktı. Ama kesinlikle devamını getiremedi. Bu arada Orhan Okulu rahat bir güreş. Sevgili seyirciler, İsmail Güzeli, Avrupa şampiyonu İsmail Güzeli 130 kilodan fazla ağırlığa sahip baş pelevan İsmail Güzeli paçalısından havaya astı ve diziyle destekleyerek, kepçeleyerek mağlup etti. Evet. İsmail Güzeli adeta paça kazık oyunu böyle yapılır diye dercesine göstere izleyicilere de paça kazığı öğretti onu. Kesinlikle rahmetli Recep Gürbüz'ü de analım. O da paça kazık oyununu güzel yapardı. Çok iyiydi, ustasıydı. Evet. Bekleyerek değil, çok suratlı bir şey. Kesinlikle. Asla bırakmadan. İsmail Balaban, Menderes Saltık mücadelesi sevgili seyirciler. İzliyoruz. Oradan Tünde'ye dolandı. Tünde'ye oturmak istedi. Ve sırtı er meydanıyla buluştu. Menderes Saltık kamçısıyla destek vererek Menderes Saltık'ı mağlup etti. Bu arada Mehmet Yeşil Enes Doğan mücadelesinde Mehmet Yeşil Künde'yi attı ve geçirebilir miyim diye düşündü. Enes Doğan kılçık oyununa mağlup etti Mehmet Yeşil'i. Evet. Mehmet Yeşil 2009-2010 yılı Kırklar Başbezman Altı Temerli Başbezman. Recep Karasalih erişimi. Tamam, hayır. 2023 yılı TV Enerji Türkiye'yi alıp geçtiği sertini biliyorsunuz. Tanju Yemiç Abdullah Güngör mücadelesi. Sevgili seyirciler, Abdullah Güngör'ün lehine, her ikisi de Samsunlu. Evet. Samsun'la gitti. Abdullah Güngör, Samsun Termen'i Tanju Gemici'yi mağlup etti. Şimdi kılçık oyunuyla. Çok güzel bir kılçık oyunu yaptı Abdullah Güngör. Bu arada Salih Dorun Serap Kökmen mücadelesi değil mi? Evet. Şöyle duruşuna baktığın zaman. Evet. Çünkü Kaskara Dönü'yle mağlup etti Salih Dorum'u Serap Kökmen. Evet, iki tarafında bahsettiğimiz güreşleri esasında da bahsettik. Kasmakla paçayı bırakmadan güreşen güreşler. Bu arada Şahane Kurtuş, İsmail Erkal'ı mağlup ekleyen geçen senenin Gazi Paşa Belediyesi yağlı güreşlerinin baş pehlivanı İsmail Erkal'ı mağlup ekleyen ve tatlısını da attı Şahane Kurt. Mağlup etti. İsmail Erkal bu yıl biraz az çalışmış gibi gördüm ben. Evet. İnşallah kırmana kadar çalışmalarını Aksaköseoğlu Fatih Koyuncu mücadelesi. Evet. Hamza Köseoğlu başladığında tam görememiştik. Üstün devam etti Hamza Köseoğlu. Evet. Burada yeniş olmamış daha. Olmamış yani güreş. Hakem eğiti verdi. Bu pozisyonu bir kez daha ekrana getirelim. Tahir Borucu tam yeniş olmadığını söyledi. İzleyelim. Doğru şöyle.
şoförü çekmeye çalışıyor. Kazığı bulmuş, vurmuş daha doğrusu. Oradan kurtarmaya çalışıyor Fatih oyuncu. Belki farklı açıdan hakim heyetin önünde göbeğin açıldığını görmüş olabilir. Ne diyorsunuz? Biz de hakem heyeti göbeği görüyorsa biz de adamın tam sırtını görmekteyiz. Karşı karşıyayız evet. Çünkü. Adamın biz sadece sırt kısmını yargın deriz bizim köylerde. Orayı görüp de ön tarafından hiçbir yer görmüyorsak girmemiştir o adam. Evet. Bence. Bu pozisyonu bir kez daha getirelim. Talip Orucu bu pozisyonun tam içime sinmediğini söyledi. Az önceki Hamza Küsur evet, Fatih Koyuncu evet. Mücadelesi. Ve şimdi Ali Altun, Serkan Serttürk mücadelesinde Ali Altun'un herhangi bir itiraz hakkının olmaması gerektiğini aslında, söylüyoruz. Aslında. Oradan çangallayarak göbek gökyüzünü net bir şekilde gördü. Hamza'yı tekrar ekrana getiriyorum diyor. Sırt taşla Hamza'yı 2023 yılı Kırkınar Başbeşivan'ı Yusuf Can Zeybek Hasan Cengiz Başbeşivan'ı dış kazıktan sırt taşla gelişinin tekrarını izledik sevgili seyirciler. Daha garanti güreşmek için tahminime göre Bekir Ercüel Başbeyliman'ı evet. Dış kasnaktan bastırarak yani rakibinin gücü tamamen bitsin ondan sonra hiç riske atmadan bastırayım taktiğini benimsiyor bence Bekir Ercüel. Tabii kendisi de yoruluyor bu arada. Tabii ki de yoruldu. Bir de Osman Ardun ipleri bağlamış. Çok bak, güzel. Bak, bu var ya bu yeniş. Garip Musta'nın ustalık bu. Ne oldu bildiği çok güzel bir... Hakem ayakta dedi. Hakem ayakta dedi. Evet bugün burada çok... Geriye sardırıp bakabilir miyiz? Hemen tekrarını... Bunun az sonra tekrarını izleyeceğiz. Evet. Garip Musta'nın oyununu yaptı. Ve jeneriklik bir oyundu. Tahir abiyle bize şaşırdık. Orada hakemle güreşçiler arasında hakemin duyduğu bir şey onun, geçtiyse. Onun kayıt altına aldık değil mi? Sevgili tamam. Güreş şu an çözümlenmek üzere kalsın. Bu arada baskıya çok güzel oturur Osman Aynur. Hayır. Ve o an bıraktı. Bekir Ercüel kazandı. Evet. Kazandı. İddialı çekişmeli güreş tabii. Bu şekilde. Yalnız Osman Aynur burada itiraz etmedi. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var bilemedim. Bilemiyorum. O güreşin tekrarını istiyorum sevgili yönetmenim. Yani az önceki pozisyon. Evet, evet. Sattan. Buradan ne oldu ki? İzleyelim. Bakın iki kas daha buldu. Şu anda hiçbir şey Garip yok. Garip Usta'nın sevdiği bir pozisyon. Ne oldu ki? Hayır burada... Yani normal güreş devam ederken hakem, tekrar izleyelim. Hakem önce Ali Emir olan Kayalaya. Yani bu pozisyonda sen hakem olsan niçin düdük çalarsın? Evet. Değil mi? Evet. Niçin sen düdük çalarsın bu pozisyonda? Mehmet Cansız. Çünkü oradaki ayakta güreşiyor kasnaktan evet. Bağlamışsın oyuna girme ihtimali var veya yok tam çekerken hakem düdük çalması anladın mı abi acaba güreş başlamadan mı hakem düdük çalmadan mı şu olmuş olabiliyor an olarak denk geliyor siz hakemin düdük çalacağı hiç aklınızdan geçmiyor pehlivansınız güreşiyorsunuz kafanızdan pozisyon gelsin çekeyim düşünüyorsunuz. Çekiyorsunuz hakem düdük çalıyor. Serhat Gökmen geliyor Samsun'dan. Serhat Gökmen 3 numara. Fatih Atlı geliyor Samsun'dan. Fatih Atlı 2 numara. Volkan Durmuş Altın geliyor. Evet, Furkan Durmuş Altın, 8 numara. İsmail Koç geliyor kurasını çekmek üzere. İsmail Koç, 5 numara. Hamza Köseoğlu geliyor kurasını çekmek üzere. 11 numara Hamza Köseoğlu.
ve Enes Doğan geliyor kurasını çekmek üzere. Altı numara Enes Doğan. Baş pehlivanlarımızın üçüncü tur kuralları sona ermişti. İsmail, koç. Bir numarayı alamadım. Fatih Atlı'nın rakibi kim acaba? Serhat Gökmen. O üç numara, Orhan Okulu. Göreceğiz şimdi. Hemen Cazgın anons yaparsa biz de yetişeceğiz. Evet, göreceğiz. Evet, tekrarlar devam ediyor. Onu izleyeceğiz ama bu arada sevgili seyirciler, yönetmenimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, ilk 6 güreş yapıyor. Bekir Eryücel Fatih Atlı ile Serhat Gökmen Orhan Okulu ile İsmail Koç Enes Doğan'la güreş yapacak. Yusuf Can Zeybek, Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu, İsmail Balaban ve Hamza Köseoğlu tur atladı. Tekrar söylüyorum. Bekir Eryücel Fatih Atlı ile Serhat Gökmen Orhan Okulu ile İsmail Koç Enes Doğan'la güreş yapacak. Çeyrek finale kalma mücadelesi. Biz tabi kuralları yazalım derken tekrarları en azından yorumlayamadık. Evet. Tekrar yorumlayacağız. Çifte katmerli olsun. Bekir Eryücel baş pehlivan, Osman Aynur'a galip geldi. Fatih Atlı ile güreşecek. Uzun bir maç yaptı Bekir Eryücel. 1-1,5 saat puanlama güreşinde. Evet. Osman Aynur'a galip geldi. Eşleşmeleri atmadın mı Osman? Bir dakika, çok özür dilerim. Süleyman Başar mücadelesi ekranlarımıza tekrar geliyor. İkinci tur mücadelesi. Gerdanlayarak, sarmayla, destekleyerek, ayak sarmasıyla mağlup ediyor. Rahmetli Cengiz Elbey de bunun daha farklı. Evet. Tabii Cengiz Elbey'e rahmet olsun. Evet. Daha güçlü bir şekilde. Kesinlikle. İkinci uzayınca bu tura derman kalmıyor Tahir abi. Yani Fatih Atlı rakibi Bekir Eryücel'e var. Fatih Atlı Bekir Eryücel'i kolay bir şekilde mağlup etti. Bu arada Serhat Gökmen Orhan Okulu'yu karşı kazandı. Evet, bu turda baş pehlivanlık müsabakalarında Serhat Gökmen rakibi Orhan Okulu'yu tekrarı ekrana gelecek. Sevgili seyirciler, İzliyoruz İsmail Koç Enes Doğan mücadelesi. İsmail Koç Enes Doğan mücadelesi erken sonuçlanabilir gibi mi geliyor? Enes Doğan kolay kolay bastırılmayacak bir baş pehlivan. İsmail Koç baskı yapıyor tabii ki ağırlığıyla, gücüyle. Evet. Bunu atıp Enes Doğan'ın gücünün düşmesini, genç pehlivan pehlivanı ezerek gücü azaltıp sonra yenmeyi düşünüyor ve kafasına çok büyük baskı yapıyor. Hı hı. Bu sıcak havada yağlanmış vaziyette 120-125 kilo bir güçlü bir baş pehlivan. Bu arada Ali Gülbüz'ün yaptığı oyunu yapmak istedi. Oradan serttirmek istedi. Ama çok esnek bir baş pehlivan Enes. Evet. Bir künde denemesi hemen kalçasının üstüne oturdu. Bir kılçık künde olabilir mi? İzliyoruz. Ve oradan açık düştü mü? Şu an için tam yok.
Ve sevgili seyirciler, İsmail Koç da kazanmasını biliyor. Kesinlikle. Her meydandaki yerleriniz gerçekten çok seri bir şekilde bitti. Baş meydanda güreşlerinde İsmail Koç rakibi Enes Doğan. Evet, tekrarlar hazır. Böyle olacağını bilsek lavaboya da gitmezdik yani uzun. Fatih Atlı, Bekir Ergücel mücadelesi sevgili izleyiciler. Evet, yorgun bir Bekir Ergücel'i bu şekilde sırt üstü getirdi. Bekir Ergücel'i tebrik ediyoruz. Bugün güzel güreşler yaptı. Tabii dinlenmiş bir teknik, Türkiye'nin en teknik pehlivanlarında Fatih Atlı'ya karşı o kadar yorgunluğun üstüne bir şey yapamaması normal karşılıyorum. Evet. Orhan Okulu burada büyük hata yaptı. Hı hı. Beklemedi buradan Serhat Gökmen'den o paşayı tutup o hamleyi. Çok enteresan bir mağlup oldu Orhan Okulu. Dengesi bozuldu zannediyorum. Sendeleyerek düştü değil mi? Tabii yalnız beklemiyordu Orhan Okulu böyle bir hamle, evet. Yenilgi. İsmail Koç mücadelesi de. Güreştiği kişi de örümcek adam Serhat, evet, Korkman. Serhat Gökmen. Serhat Gökmen. Ve İsmail Koç Enes Doğan mücadelesinde Enes, sevgili seyirciler. Çok aceler meydana gelmez. İsmail Koç oradan elini sokarak oradaki. Evet. Ve kalçasıyla. Tabii. Enes Doğan kuvvetiyle. Sündeyi atar mıyım dedi. Atamadı. Sonra iç kaza geçti. Atlayken üste geçip avantajlı duruma geçerek mağlup etti rakibi.